Merhaba arkadaşlar, Samsung'un yeni çıkardığı A serisi telefon modellerindeki en üst segment ülkemizdeki A72 modeli elimize ulaştı. A72'nin beyaz rengi var elimde. Kutu açılışını yapacağız, birlikte inceleyeceğiz. Nasıl bir cihazmış, özellikleri neler, ona göre bahsedeceğim sizden. Bu evet, A72 Alsom White beyaz diye geçiyor. Hemen birlikte şunu açalım, cihazı inceleyelim, bakalım nasıl bir cihazmış. Evet, yine standart kutuları aynı şekilde diyebilirim size. Burada sim kart iğnesi var. Burada ne var? Hızlı başlangıç kılavuzu. Başka bir de içinde garanti belgesi var bunda. Şöyle. Evet, en çok merak ettiğim konulardan biri içinden şarj cihazı kulaklık çıkacak mıydı? Şarj cihazı ilginç bir şekilde 25 wattlık hızlı şarj cihazı geliyor. Cihazın da 25 watt'a kadar desteği var zaten. Çok enteresandır. Hızlı şarj cihazı konulmuş. 25 wattlık Type-C kablo. Şurada kulaklık yok tabii ki. Evet, kulaklık çıkmıyor arkadaşlar. Bu yeni seri A serilerinde. A72 muhtemelen 52-32'de de çıkmayacak kulaklık. Onlar da geldikçe onların da videolarını çekeceğiz tabii. Yalnız 25 watt çıkması oldukça güzel olmuş. Cihazın 25 watt'a kadar hızlı şarj desteği var ve içinden çıkan şarj aleti tek başına 250 liradan satılıyor. O da evet, oldukça iyi olmuş diyebilirim. Evet, şöyle bir açalım cihazı. Beyaz rengi var elimde. Şöyle mat kasa, plastik kasa olduğunu söyleyebilirim mat kasada. Hani böyle parlak beyaz değil, mat beyaz, krem rengi gibi de gözüküyor diyebilirim. Kenarları gümüş renkli beyaz rengi. Ön kısım yine full siyahtan oluşuyor. Ekranda ince bir jelatin var, çizilmeye karşı bir jelatin. Şöyle hemen çalıştıralım cihazı. Biraz geniş ekranlı, 6.7 inçlik bir ekrana sahip. Özelliklerinden de bahsedecek olursam eğer, 8 çekirdek işlemci Snapdragon 720 G işlemci kullanıyor. Snapdragon işlemci iyi olmuş. 71'de de biliyorsunuz yine Snapdragon vardı. 8 GB RAM var cihazda. 128 GB'lık bir hafızaya sahip. Yine arttırabiliyorsunuz. 1 TB'a kadar desteği var aynı şekilde. 4 kameralı cihaz. Kamera biraz daha değişmiş görüntüsü. Ana kamera 64 megapiksel, 12 megapiksel, ikinci kamera 8 megapiksel, üçüncü kamera ve 5 megapiksellik dördüncü kameraya sahip cihaz. Hemen bir kurulumunu yapayım. Bu arada bu yeni seriler Android 11 ile yüklü geliyor arkadaşlar. Android 10'dan sonra 11 çıktı biliyorsunuz. Bunlar direkt Android 11 ile yüklü olarak geliyor. O yönden de iyi diyebilirim. Ekran kalitesi yine Super AMOLED, renk canlılığı yüksek, Full HD Plus ekran çözünürlüğü, Full HD Plus. Şurada bakın, altta bir hoparlör, şarj kısmı, normal kulaklık kısmı. Kasayı inceleyecek olursak, açma tuşu, ses açma kapama. Şurası da SIM kart, hafıza kartı takma yeri. Kurulumu gerçekleştirdikten sonra inceleyelim. Bu arada belirteyim, yanları metal gibi görünüyor ama sanırım metal değil, krem rengi bir plastik olduğunu söyleyebilirim. Kasa tamamen plastik kasa olduğunu söyleyebilirim size. İşlemci olarak dediğim gibi iyi bir işlemci. Snapdragon 820, kamera güzel. 64 megapiksel yeni kamera şekli. Böyle hani çıkıntılı gibi, çok hafif sanki çıkıntılı gibi ama dizayn böyle şık bir görüntü katmış kasaya. Evet, kurulumu hazır. Şöyle genel bir üst menüden şöyle bir bakalım. Değişik bir şey var mı? Yine fener. İşte dosya paylaşım, internet paylaşım, Windows'a kablosuz bağlanma, ekran kaydetme özelliği, Smart View, kablosuz aktarım, karanlık mod vesaire. Bunun dışında NFC yine aynı şekilde var. Quick Charge, müzik şarj, bunların hepsi yine mevcut, dosya paylaşımı vesaireye yarıyor bunlar da. Onun
Onun dışında güvenli klasör, işte barkod tarayıcı, Dolby Atmos. Evet, Dolby Atmos var cihazda. Dolby Atmos olması telefonda oldukça iyi bir şey. Çünkü hani eğer telefondan, eğer kulaklıkta böyle dinlemeden hani video tarzı şeyler, müzik falan dinliyorsanız Dolby Atmos ses kalitesini her telefonda bulamazsınız. Onu söyleyeyim size. Onun dışında cihazın genel menüsünde değişik bir şey var mı diye bakıyorum. Evet. Kamerasını bahsedecek olursam şöyle. Kamerasıyla yine 4K çekim yapabiliyorsunuz. Kamera modlarından bahsedeyim birazcık. Eğlence modu diye bir mod var. İnternete bağlı olmanız gerekiyor eğlence modunu kullanabilmeniz için. Hani bu Instagram'daki değişik yüzler, suratlar, maskeler vesaire, o tarz bir şeyler ekliyor size. Yine tek çekim modu var. Onun dışında diğer modlara bakacak olursak ARI karalama, professional, panorama, yiyecek, gece modu, makro, yakın çekim, portre, arkayı buğulu yapma, professional video, ultra ağır çekim ve hiper hızlı çekim özellikleri var kamerasında. Artısı eski serilerine göre suya toza dayanıklı arkadaşlar. Suya toza dayanıklılığı var cihazın, dediğim gibi 1,5 metreye kadar da girebilir ama tabii çok tavsiye etmiyorum. Hani suyun altına sokmanızı pek önermiyorum. Suya toza da dayanıklılığı var dediğim gibi. Evet, yeni A72 serisi bu şekilde arkadaşlar.